Sevgili Sami. Sevgili Mustafa. Hoş geldin, ne haber? Hoş bulduk. Şahaneyim. Seni sormalı. Gayet güzeldir. Bugün hayatımızın çok içinde olan bir canlının üzerine sohbet edeceğiz. Bir sürü de merak ettiğim şey var. Haydi bakalım. Tarafta. Ben de merak ettim. Yani normal doğal hayatımızın bir parçası ve aslında kendisi gayet belirgin bir böcek olmasına rağmen bizim böcek diye statülendirmediğimiz bir canlı, arı. Arı. Evet, sanki böcek deyince yani... Çok tamam böcek, karınca da bir böcek falan ama mesela arı sanki bir böcek değilmiş gibi. Ona bir saygınlık statüsü var. Evet. Baldan kaynaklı oluşmuş. Yani arıyla alakalı parça parça duyduğumuz bir sürü efsane var. Dünyada arılar kalkarsa yaşam biter bilmem ne falandan başla arka tarafta. Tamam. Erkek arılar işte seks yaptıktan sonra hemen ölürler falan gibi devam eden şeyler var. Bunların hepsini soracağım sana. Burada çok magazinel bilgi var yani. Arılar hikayesiyle alakalı. Adım adım gideceğiz. Önce ilk soruyu sorayım. Hadi bu soru bize Nilüfer'den geldi. Bal arının dışkısı mıdır? Bal arının dışkısı mıdır? Bal arının sekresyonudur yani salgısıdır. Yani illa bizimle karşılaştırırsak kusmudur diyelim. Yani baldan soğutalım insanları diyorsun. Yok, herkes biliyor bunu. Bir tek bizim Nilüfer bilmiyor herhalde. Yani hani işte arı boku diye anlatılır. Arı kusumu diye herkes bal yerine onu da kullanıyor. Peki arı neden böyle bal gibi gayet doğa için değerli bir malzeme içerik açısından da enerji biçim içindeki oluşturdukları? Bunu niye üretiyor arı? Ya önce şuradan başlayalım. Doğa için o kadar da önemli değil. Bizim için önemli. Bizim için önemli. Biz onu biz ve ayılar keşfetmişiz. Hani yoğun bir glikoz, bir şeker deposu. Artı hani bozulmuyor. Çok yoğun şeker içerdiği için mikroorganizma içinde üreyemiyor. Üreyemediği için de bozulmuyor. O yüzden çok değerli. Bizim için ve ayılar için. Hani başka şey var mesela bal porsuğu var onlar için. Hani 3-5 tane için önemli. Yoksa doğada sistem bal üzerine kurulu değil. Arı balı niye üretiyor? Arı kendi besini için üretiyor. Bir. İkincisi yavrularını beslemek için üretiyor. Kovanları herkes biliyordur 3 aşağı 5 yukarı. O kovanlardaki peteklerin içinde arılar kendi larvalarını beslerler. Onların gıdası olarak da topladıkları nektar bal arılar için konuşuyorum. Diğer arılarda böyle bir şey olmayabiliyor. Nektar ve işte polenlerden bal üretiyorlar vücutlarında ve o peteklerin içine bunları depoluyorlar. Uygun olmayan mevsimlerde onları yiyerek hayatta kalıyorlar. Aynı zamanda da larvalarını besliyorlar. Yani tek yönlü beslenmeyle devam ediyor bütün kış boyunca atıyorum sadece. Tabii ki ama hani tek yönlü demek biraz zor çünkü o balın oluşması için çok fazla çeşitten topluyor. Aslında hani bizden daha çeşitli besleniyorlar. Yani bizim kovan arıcılığında tabii biraz manipüle ediyoruz onu. Çiçek balı, nane balı, çam balı falan diye tek tür tek yöne yönlendiriyoruz ama yani arı normal orijinal habitatında çıktığı zaman işte kaç çeşit çiçek bitki varsa poleni olan hepsinden topluyor. Yani çeşitli besleniyor. Önce gel şu işin evrimsel hikayesine bakalım. Bakalım. Arının evrimsel sürecini biliyor musun? Yani hangi tür canlılardan gelmiş, nasıl olmuş falan? Arı aslında bir böcek. Yani bütün böceklerde olduğu gibi eklem bacaklılar grubuna dahil bir böcek. Bilinen en eski fosilleri kehribar içinde bulunuyor ya, çok meşhur oluyor karıncası, arısı. Mesela 60-65 milyon yıl öncesine dinozorlar çağında yaşayan arı türleri var. Daha eskisi bildiğim kadarıyla henüz bulunmadı. Olabilir de. Ama bulunan fosillerde, özellikle kehribarlarda 60-65 milyon yıl öncesine kadar gidiyor. Bazı türlerinin 40-45 milyon yıl öncesine kadar izlenebiliyor. Bazı türlerin 65 milyon. Biz tabii arı deyince hep aklımıza şey geliyor. Hani en fazla açmaya çalışsak işte bal arısı, eşek arısı, yabani arı. Ama bizim arılar dediğimiz grubun içinde yaklaşık 16 bin tür var dünyaya yayılmış olarak. 16 bin türün içinden biz işte eşek arısı, yaban arısı, işte bal arısı, bir de bombusları biliyoruz. Son 20 yıldır çok meşhur oldu bu. Seralarda organik tarım için kullanılan arılar var ya, şişman sevimli tüylü arılar. Onları biliyoruz ama onun haricinde 16 bin türü var. Yani böyle 2 milimetre iğnesiz olandan tut da işte 9 santim Japon eşek arısına kadar
Çok geniş bir skala. Kutuplar hariç dünyanın her yerinde yaşıyorlar. Karıncalarla karşılaştırsak buradaki hikaye. Kuzen. Çok yakın. Yani arıların en yakın akrabası karıncalardır. Aa. Tabii. Kuzendir onlar. Uçmayan arı. Uçmayan arı. Aynen öyle. O kadar yakındırlar yani. Aa, enteresanmış. Bak bu bilgiyi bilmiyordum gerçekten. Evet. Spesifikmiş. Yani bazı şeyleri yanlış, yanlış demeyeyim de böyle imajlardan dolayı yanılgılı iş yapıyoruz. Mesela termitlerle karıncaları akraba zannederiz. Değil. Termitlerle hamam böcekleri akraba, yakın kuzen. İşte arılarla karıncalar. Çok yakın akraba. Arıların genel sosyal yaşantısı da bir tuhaf. Yani böyle çok süper bir organizma gibi çalışıyorlar kendi içlerinde. Çok katı kurallıymış falan gibi gözüküyor. Evet. Nasıl? Yani karıncalarla benzer akraba oldukları için sosyal böcekler dediğimiz böceklere giriyor. Bunlar tekrar hatırlatıyorum. Bu konuştuğumuz kısım bal arılarıyla ilgili. Yani 16 bin türün içinde 3-4 tane türü içeriyor. Sosyal arılar, sosyal böcekler olan arılar bir dişi kraliçe ve kız kardeşlerden oluşan yaşadığı alandaki produktiviteye göre popülasyonu, nüfusu daralan veya genişleyen bir sosyal hiyerarşiye bağlı. Şeyde işte görev bölümü, aralarındaki iletişim, yön bulma, haber verme, jurnal falan. Hepsi kız kardeş değil. Önce o soruyu sorayım değil mi? Hepsi erkek kız kardeş. Tüm işçi arı dediğimiz o. Tüm hepsi. Kraliçeden işçi arılarının tamamına kadarı şey. Hiçbir erkek yok. Mutlu toplum, erkeksiz toplum demişler. Hiç erkek yok. Şöyle ki. Nasıl, var nasıl yürüyorlar yani? Şöyle yürüyorlar. Doğada erkeksiz üremenin yolunu bulmuşlar. Buna partenogenez deniyor. Partenogenez şu demek. Karıncalarda ve arılarda da benzerdir. Partenogenez deniyor buna. Döllenmiş yumurtalardan dişi, döllenmemiş yumurtalardan erkek çıkar. Arılarda da aynı şekilde kraliçe döllenmemiş yumurtalardan çıkan erkek arılarla çiftleşir. Onlardaki spermleri depolar. Erkeklerin işi bittiği zaman da kovandan atılır. Dışarı git başının çaresine bak diye atarlar. Çok fazla da ömürleri olmaz. Bir hafta 10 gün içinde erkek arılar zaten telef olur gider. Sperm deposu bitinceye kadar kraliçe oradaki spermlerle yumurtaları döller ve dişi arıları. Bu erkeklerin kadınlardan çektiği ne arkadaş ya bu? Bu nedir yahu? Yani kadınların akıllı olması böyle bir şeye sonuç veriyor demek ki bilemiyorum. Şakası bir tarafa yani doğada şey olduğunda biliyorum. Yaşamının bir bölümünde dişi bir bölümünde erkek olan bazı canlı türleri olduğunda biliyorum dönüşüm yaşayan. Yaşayanlar var da. Var bir şey. Yani popülasyonda mesela Japon balıkların bazı türlerinde öyledir. Popülasyonda hiç erkek yoksa içlerinden bir bölümü cinsiyet değiştirip erkek olur. Ama bu ondan farklı. Bu partenogenez. Döllenmemiş yumurtadan birey çıkarabilme olayı. Biyolojiyle ilgilenenler bilirler. İnsanlarda cinsiyetin oluşması için iki tane kromozom vardır. Bir tanesine X diyoruz, bir tanesine Y diyoruz. 2X yan yana geldiği zaman dişi birey, 1X, 1Y yan yana geldiği zaman erkek birey oluşuyor. Teoriye göre zaten o hani X ve Y kromozomun şeklinden geliyor. Zamanın birinde iki tane X olan kromozomlardan bir tanesinin kolu bacağı bir yerden kopuyor ve sakat bir gen çıkıyor ortaya. O günden itibaren erkek oldu diye böyle bir teori var. Üzerine çalışıyorlar. Neyse ki erkeklerde çok bu konuyla alakalı linç kültürü yok. Yoksa evet. Arılarda ve karıncalarda da biraz önce söylediğim gibi X, Y, X, X yerine X, X olursa dişi birey çıkıyor. X, sıfır olursa yani erkek bireyden gelmezse döllenmemiş yumurta oluyor X, sıfır. Erkek birey çıkıyor. Yani bir canlının zaten yaşayabilmesi için kromozomları, X ve Y kromozomlarını içeren muhakkak ve muhakkak bir tane X olması gerekiyor. Y tek başına yaşamıyor, yaşama izin vermiyor. X olduğu zaman yaşayabiliyorsun, ikisinin yan yana olduğu zaman üretken dişi, X ve Y yan yana olduğu zaman da erkek oluyor. Arılarda da XX, X0. Kafa karışmadı umarım. Yo yo, evet, sezdim. Benzeri yüksek organizmalı canlılarda da var. Mesela Türkiye'de yaşayan Lacerta saxicola diye bir kertenkele türü var. Mesela onda da partenogenez görünüyor. Habitat bozulup da erkek birey sayısı azaldığında döllenmemiş yumurta bırakıyor. Oradan erkek birey çıkıyor. Yani doğada görülen bir şey bu. Babasız. Ha, yani sadece böcek olmak zorunda değil. Değil. Sürüngende de görülebiliyor. Sürüngende de görülüyor. Enteresan. Evet, azıcık şaşırdım konuyla. Erkeklere çok ihtiyaç yok. Arıların sosyal hayatına, hiyerarşisine dönersek de kraliçe arının ana görevi popülasyonun sayısını sabit tutmak. Sürekli yumurtlamak. Ve olağanüstü
yani kontrollü olarak binlerce, on binlerce yumurtlayabiliyor. Ortalama ömrü de yanlış hatırlamıyorsam 3 yaşına, 4 yaşına kadar yaşıyor. Daha uzun da olabiliyor türüne bağlı olarak. Bir koloninin içinde kraliçenin ömrünün dolmaya başladığı hissedildiğinde veya prodüktivitesi, üretme yeteneği azaldığında koloni başkaldırıyor. Diyor ki bu aradan kraliçeden hayır gelmez, yeni bir kraliçe üretelim diyor. Mesela böyle seçkileri var. Yeni kraliçe oluşturabiliyorlar. Eski kraliçeyi şeyden, kovandan atabiliyorlar. Tabii bu hikayeleri anlatırken bunların tek bir türe bağlı özelliklerin tamamı orada toplanıyormuş gibi algılanmasın. Türlere göre davranış şekilleri değişiyor. Mesela bazı arılarda, kovan sosyal arılarda şu gözleniyor. Mesela görev bölümü var. Polisiye kuvvet var. Yani görevini yapmayan, tembellik yapan, gitmemesi gereken yere giden, yememesi gereken yiyeceği yiyen işçi arıları dövüyorlar. Yani ceza veriyor falan. O tür davranışlar. Nasıl var. Ceza veriyor? Yani hani şeyi ne? Yani dövüyor. Yani bildiğin hani hırpalıyor yani. Vücutsal şiddete açık bir yer. Bayağı bildiğin hani kanadıyla mı vuruyor? Ne yapıyor yani hani şeyde? Abi yani kanadıyla vuruyor. Üzerine biniyor. Üçü beşi sıkıştırıyor. Taciz ediyor. O tür şeyleri var. Peki akıllanıyor mu ötekisi? Akıllanıyor. Akıllanması zaten muhtemelen vatandaşlık. Kovandan atılıyor. Zaten yani. Anladığım kadarıyla hikaye başından beri arı nedir? Kovandan atabilir falan gibi bir şeye varıyor. Tabii tabii yani işte. Kurala uymazsan kovandan atıyor. Asker arılar var, keşifçi arılar var, toplayıcı arılar var. Mesela iletişimleri çok kuvvetli. Yine bal arılarından bahsediyorum. Kovandan çıktı. Sabah güneş doğmak üzere ultraviyole görebiliyorlar. Yani bizim gördüğümüz gibi görmüyorlar. Ultraviyole her şeyi çok farklı renklerde görüyorlar. İlk defa çıkıyorlarsa mevsim değişikliğinden dolayı veya yer değişikliğinden dolayı bir keşfe çıkıyorlar. O keşifte uygun bitkileri, çiçekleri, hangisinde nektar var, hangisinde polen var keşfediyorlar. Keşifçi arılar dönüyor şeye, kovana ve aynı bizim kullandığımız navigasyonlar bir briefing hazırlıyor. Aynen öyle, bir briefing hazırlıyor. Güneşin konumuna göre kaç metre, kaç yüz metre ileride, hangi yönde, kaç tane çiçek var, yoğunluğu nedir, onun briefingini veriyor. Ondan sonra toplayıcı arılar kovandan hep beraber çıkıyorlar. O verilen briefinge göre şeye gidiyorlar. Polen ve nektar toplamaya gidiyorlar. Ve bu briefing gidiyor. Eksik ya da yanlışsa geri dönüp sunumu yapanları dövüyorlar anladığım kadarıyla. Muhtemelen öyle evrimleşmişlerdir. Yani o briefingi yanlış vereni halletmişlerdi ve hani bu iletişimi mesela karıncalar feromonla yapıyorlar. Arılarda da var feromon ama iletişim dansla oluyor. Bildiğin dans ediyorlar. Dansın şekline göre bütün arılar etrafa toplanıyorlar şeye, sahnenin etrafına. O dansa göre yiyecek kaynağı kovandan hangi yönde, ne kadar uzaklıkta ve ne kadar yoğunlukta, düşman var mı yok mu briefini alıyorlar. Bu çok güzel bir beyin egzersizi olur biliyor musun? Hiç konuşmadan dansla adres tarifi yap. Evet, bak, güzel. Değil mi? Yani çok güzel bir zihinsel egzersiz olabilir. Drama derslerinde kullanılıyordur belki. Belki de yani. Olabilir. Ama enteresan. Yani, arı gibi anlat. Arılar bunu şey yapıyorlar. Böyle iletişim kuruyorlar. Değişik. Peki bunlar kış uykusu, mış uykusu bir döngü sistemleri de var galiba. Yani kış uykusu demeyelim de daha düşük metabolizmayla, daha az hareketli kovanlarının içinde kalıyorlar. Zaten hani o bizim bal dediğimiz uygun olmayan koşullarda kendilerini beslemek için depoladıkları kışlık erzakla değil de onunla besleniyorlar. Biz müdahale edinceye kadar, hani kovancılık, beekeeperlık yapıncaya kadar adamların, kadınların yaşama şekli o. Yani biriktiriyorlar, havalar bozulduğu zaman, kış geldiği zaman da kapalı alanlarda kendi yiyecekleriyle besleniyorlar. Artık çok büyük popülasyonlar halinde yaşadıkları zaman vücut ısıları şeyi de koruyor, kovan içi ısıyı da koruyor. Ya buradan mesela anladığım şeylerden bir tanesi aslında tek başına biz hep öyle düşünmeye alışkınız. Arıyı bir birey diye kabul ediyoruz. Aslında galiba onlar kovanı bir birey olarak kabul ediyorlar. Tabii ki. Yani bu işte uğraşanlar da aslında kovanı birey olarak kabul eder. Yani arıcılarla hiç sohbetiniz olduğunu bilmiyorum. İşte İngilizlerin beekeeper dedikleri bal üreticisi yapanlar. İşte 500 bin tane, 1 milyon tane arım var demez. Kolonileri sayar. 200 tane arım var. Bizim dilimize de pelesenk olmuş, yerleşmiş. Sosyal yani süper organizma mıdır değil midir o tartışmaya açık. Ama kendi içinde bir tümmüş gibi davranıyor. Tabii. Ve nasıl hücreler kendini feda edebiliyor ya da yapılandırabiliyor bir bünyeyi oluştururken. Arılar da anladığım kadarıyla kendi içinde böyle yapabiliyor. Yani tabii. Erkek arıyı işlev için yapıyor ve kendilerini feda ediyor arılar. Daha da şey var, işgalci arılar geldiği zaman mesela yaban arıları. İşgalci arılardır. Gelirler. Bal arılarının tamamını katlederler edebiliyorlarsa.
yavrularını ve şeyleri alırlar, balığı alırlar ve giderler. Mesela savaş yöntemi geliştiriyorlar. Kendilerini feda ediyorlar o arılarla savaşırken, asker arılar. Yani kendini resmen bildiğin feda ediyor. Etrafına toplanıyorlar, kanat çırpıyorlar, çok yüksek ısılara ulaştırıyorlar. Kanat çırptıkları zaman o kas hareketinden arının vücut ısısı yükseliyor. Bir eşek arısının etrafına 50 tane, 100 tane toplanıp kanat çırpmaya başlayınca keşfetmişler. Nasıl keşfettikleri muamma. Evrim diyebiliriz buna. Çünkü yeni keşfettikleri bir şey. Birkaç, belki 100 yıl bile olmamıştır. Eşek arılarının ısıya duyarlılığı çok yüksek. Bunu keşfediyorlar ve eşek arılarına bir kısmı kendini feda edip hani onu durdururken bir kısmı etrafına toplanıyor. Kanatlarını çırpıyorlar. Isıyı çok yükseltiyorlar. 47-48 dereceye kadar yükseltiyorlar. Belki daha da yüksek olabilir. 50'ye kadar. Eşek arısını pişiriyorlar ve öldürüyorlar. Ve bu yeni keşfedilmiş bir şey. Yani arıların keşfetti, bizim değil. Arılar yeni keşfetti. Çünkü Japonların, o Japon dev eşek arıları istilacı türlerdendir. Sonradan bizim topraklarımıza gelen, Amerika'ya giden türlerdendir. İlk defa karşılaşıyorlar. Uzunca bir süre katlediyorlar, katlediliyorlar. Ama sonra bunu keşfediyorlar mesela. Feda etme zaten var. Strateji de geliştiriyorlar. Biz tabii hep gene sosyal arılardan bahsediyoruz. Ama hani arada onun bilgisini verelim. Bal yapmayan arı var mı? Öyle sorayım o zaman. Var tabii ki. Hiç bal, yani o bal süreci. Bizim bildiğimiz anlamda bal değil de benzer bir şey yapıyor. Mesela soliter arılar var. Tek başına yaşayan arılar. Bunların içinde etçil olanları var. O ne be? Etçil, et yiyen. Şunu söyleyeyim. Evrimsel olarak arıların ataları aslında avcı ve etçil böceklerdi. Sonra sebebini bilmediğimiz bir şekilde içlerinden bir kısmı polenle beslenmeye başladılar. Polenle beslenmeye, nektarla beslenmeye başladılar ve çiçeklerin evrimine denk geliyor bu. Çiçeklerle beraber evrimleştiler. Bir kısmı da o yolu tercih etmedi. Öteki yolu tercih etti. İşte başka böcekler, mesela tarantulayla beslenen soliter arı türleri var. Biz, tarantula bizim için korkunçtur ama o gidiyor tarantulayı yakalıyor, bir sokuyor. Verdiği zehir tarantulayı aynı zombi ve bahsettiğimiz gibi canlı ama hareket edemez hale getiriyor. İçine yavrularını bırakıyor. Yavrular yumurtadan çıkıp larvadan ergine varıncaya kadar tarantulayı canlı canlı yiyor. Et yiyenleri var, leş yiyenleri var gibi gibi bir sürü şey var. Bunlar yavrularını beslemek için ne yapıyor? Mesela et yiyenler gidiyor herhangi bir et kaynağı buldular, onu parçaladılar, yediler. Nektarla birleştirip veya başka bir bitkisel bir şeyle birleştirip bala benzeyen topçuklar yapıyorlar, böyle şeyler. Kendi oluşturduğu mini kovandaki larvaların yanlarına onları bırakıyor. Üzerini kapatıyor, terk ediyor, gidiyor. Çıkan larvalar o bal benzeri diyelim şeyle besleniyor, erginleşiyor. Tesadüftür ki önce erkekler erginleşiyor, yuvayı terk ediyor. Arkasından dişiler erginleşiyor. Güzel bir mekanizma o da. Çıkıyor. Yani o 1600 türün tamamı biraz önce konuştuğumuz örüntüde yaşamıyor. Her birinin yaşam şekli farklı. Eşek arıları koloni halinde yaşar. O hani sarı siyah kocaman olanlar. Onlarda da hiyerarşi vardır. Ama daha böyle yağmacı çapulcu şeydedir. Yani şey yapmazlar. Bal yapmazlar. Gider başka kolonileri yağmalarlar. Onların cesetlerini çiğnerler. Pelte haline getirip yavrularına verirler falan gibi. Çok değişik davranış türleri var yani. Tabii biz bal arılarını merkeze aldığımız için bunlara yağmacı diyoruz. Yani şeyde bunlara göre şey diyoruz. Peki arılar niye sokuyor? Hadi bu da hayatımızın bir parçası. Yani doğal yaşantımızda arıyla karşılaştığımızda ilk aklımıza gelen hikaye o. Evet. Şeyde niye bizi sokuyor ya da sokma eyleminin ana şeyi ne? O kendini doğada da böyle mi savunuyor? Doğada da kendini böyle savunuyor. O bir savunma mekanizması. Ama aynı zamanda yani o sokma eylemini yaptığında arının öldüğünü de biliyoruz. Sadece bal arıları. Yani hayatında bir kere... Sen öl, ben öldürdüm, seni de öldüreyim falan tamam. Gibi bir tavır var galiba. Yani şöyle, fizyolojik olarak bir kere... Eşek arılarında öyle değil mi? Eşek arıları istediği kadar sokabiliyor mu? İstediği yani? Kadar sokar. Aradaki fark şu. Bal arılarının iğnesi mikroskop altına baktığın zaman ucu sivriltilmiş testereye benzer. Sokmak istediği canlıya bunu sapladığı zaman geri çekince çıkmaz. Zehrini de oradan akıtır. Geri çıkartmak için çok zorladığında iğnenin ucu iç organlarına bağlıdır. Bileşiktir. İç organlarını da bırakır çıkar. O yüzden ölür. Ama eşek arılarında testere şeklinde değildir. Bildiğin kılıç şeklindedir. Sipsivri. Yüzlerce defa sokabilir yani. Ve şey zehir bırakabilir. Tabii ki. Yani bazılarınınki çok zehirlidir. Bazı insanlarda arı zehrine alerji vardır. Ölümcül olabilir. Dikkat etmek lazım. Özellikle doğada vakit geçirmek isteyen kampçılar, işte piknikçiler kesinlikle
tavsiye ve uyarıda bulunuyorum. Biz sadece bal arılarını bildiğimiz için o tarafa çok dikkat etmiyoruz. Ama kamp kurduğunuz yeri bir gözlemleyin. Yani ayı var mı, sansar var mı diye bakmaktansa işte karınca kolonisi var mı, akrep yatağı var mı, arı var mı? Mutlaka bakın. Tehlikeli. Çok kişi çok acı çekti. Hani ortalama zehirli diyelim. Hani insanı tek sokuşta öldürmeyebilir ama koloni halinde saldırdığı zaman özellikle yaban arıları ergen bir insanı 10-15-20 arı sokabilir. Soktuğu zaman da ciddi hayati tehlike. Anafilaktik şoktan şey olur. Yazık olur. Programın girişinde söyledim ama üzerinden atlamadan hani bundan da geçelim. Yani bu arılar dünyadan yok oluyor olsa tüm canlılık ölür ya da işte tüm ekolojik sistem bozulurla alakalı bir dil de var dönüşen. Bu doğru mu, gerçek mi? Şimdi bazı bu konuyla ilgili arkadaşlardan dayak yiyebilirim, linç yiyebilirim ama doğrusunu söylemek lazım. Arıları mutlaka korumalıyız. Ama arıların yok olması, öyle bir simülasyon yapsak dünyadaki canlılığı yok etmez. Burada temel nokta bizim varlığımız. Çünkü biz tarım bitkilerimizi seçerken nasıl oldu bilmiyorum. Bir açıklaması vardır mutlaka. Diyetimizde, mutfağımızda kullandığımız tüm tarım bitkilerinin %77'sini arılar polenliyor. Bizim kullandığımız ama. Dünyadaki bütün bitkileri değil. İnsan medeniyetini oluşturan tarım bitkilerinin %77'sini arılar. Örnek verir misin? Neyden bahsediyoruz? Domates, biber, patlıcan, fasulye, buğday, işte arpa, yulaf, aklına ne geliyorsa. Pancar, çiçeği olan bitkilerimizin, tarım bitkilerimizin %77'sini arılar polenliyor. Buğdayın çiçeği mi var? Gördüğümüz şeyi yok. Yani biz onu çiçek olarak görmüyoruz. Anladım. Ama onda da stemen var, şey var, polen var. Ve o bitkilerin döllenme sürecini arılar organize ediyor. Arılar organize ediyor. Ama ağırlıklı olarak bizim tarımda kullandığımız, seçtiğimiz bitkiler. Muhtemelen başkalarını da seçtik. Onun döllenme yöntemini, üreme yöntemini arı değil de başka bir şey sağlıyordur. Götürdüğümüz bitki o yerde başarısız olmuştur. Ha, bundan tarım olmuyor diye vazgeçmiş olabiliriz. Bizimle beraber yaşamakta başarılı olan bitkilerin büyük bölümünün işte %77'sini arılar döllüyor. Bunu bilerek yapmamış olabiliriz. Çok başarısına bakarız. Ama yani biz bir şekilde arıları öteki böcek türlerinden ayırıyor olmamızın duygusu ve arıların çevrede olmasından aslında göreceli çok rahatsız olmuyor olma halimiz. Çünkü arı bal yapıyor ve o da anlamlı. Ve bu aynı zamanda doğal olarak ürettiğimiz bitkileri de pozitif anlamda etkiliyor diyorsun. Tabii. Yani bir de şey var. Bitkiler tozlaşırken üremede birçok yöntem kullanıyorlar. Polenlerini suyla dağıtanlar var. Polenlerini rüzgarla dağıtanlar var. Polenlerini omurgalı canlılarla dağıtanlar var. Birbirine spesifik evrimleşmiş, birbirine spesifik canlılar var. Arının dışında başka böcekler var. Yani doğanın içi, doğa kendini sadece arıya emanet edecek kadar şey değil, tedbirsiz değil. Konuyu dağıtmış. Birine bir şey olursa öbüründen yürüyor. Ama insan medeniyeti olarak arıların yok olması bizim ekonomimizin, besinimizin, beslenmemizin yok olmasına sebep olur. İnsanın yok olmasına sebep olur. Çok önemlidir o yüzden.